Şimdi arkadaşlar bugün ikinci dersimize başlayalım. Az önce daha doğrusu bir önceki derste bir bağlantı kaybı yaşamış problem olmuştu. Şimdi şöyle bu soruyu bir daha anlatayım. Ardından yeni soruya geçelim, tamam mı? Şimdi şöyle bugün zaten PDR ilgi kuram ve teknikler üzerinden gideceğiz. Yarın da işte davranış, bireyi tanıma vesaire bu şekilde gideceğiz. Şimdi sırasıyla aşağı doğru ok tekniği. Aslında zaten şema ya, hani görüntü olarak koymuştum. Şimdi şöyle bir mantık yürütelim demiştik hatırlıyorsanız. Şimdi temel, değil mi? Sonuçta şu bunu bir bina olarak düşünün. Zaten temeli nerede olur? Değil mi? Sonuçta zeminde olur, değil mi? Burayı temel inanç olarak düşünün. Zaten şurası ara olduğuna göre, yani üst katla alt katın, değil mi, arasında olduğuna göre buraya da ne diyelim? Ara inanç diyelim. Ve şurası da zaten otomatik, zaten değil mi, düşünceler oluyor. Yani zaten sırasıyla yukarıdan aşağı geldiğimizde de otomatik, değil mi, ara ve temel olarak karşımıza çıkmakta. Yani E şıkkı diyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Yani bunu biraz daha hani ezber yerine böyle düşündüğümüzde daha iyi bir şekilde bu durum olacak açıkçası. Şimdi şöyle bir soru çözebilirim. Şuna bakın arkadaşlar. 7. soruya bakın. Hemen anket oluşturalım. Başladı arkadaşlar. Şimdi aynı zamanda mobilden gelen arkadaşlar için de okuyorum ben. Melike ve Mine iyi iki arkadaştır ve aralarında şu şekilde diyalog geçiyor. Melike Furkan'ın beni bırakıp gitmesi çok ağrıma gidiyor. Aynı zamanda ona çok öfkeliyim. Mine seni bırakıp gitmesine ben de çok sinirlendim şeklinde cevap vermiştir. Yukarıdaki diyalog göz önüne alındığında ya da bulunduğunda Mine'nin tepkisi, yani burayı soruyor. Kişiler arası ilişkiler ve iletişim kavramlarından hangisine örnektir? Şimdi arkadaşlar herkes farklı bir cevap verdi. Şimdi arkadaşlar burada mesela B seçeneği var. Zaten cevabı aslında zaten sempati. Aslında şöyle kodlayabiliriz. Değil mi? Ne sempati, ne çiftli mesaj, yapmamız gereken empati, değil mi? Sonuçta. Şimdi arkadaşlar burada seni bırakıp gitmesine ben de çok sinirlendim. Şimdi burada aslında bir duygudaşlık, yani zaten sempatinin diğer isminde ne oluyor? Duygudaşlık, değil mi? Diyebiliriz aslında. Böyle bir şey diyebiliriz. Şimdi seni bırakıp gitmesine ben de çok sinirlendim, değil mi? Burada bir sempati var. Öz saygı geliştirici dil var mı? Yok. Hani burada işte diyelim ki kilolu birisine işte ne diyebiliriz? İşte aşırı kilosu var, değil mi? Kilolu olduğunu böyle söylemek yerine ne diyebiliriz? Tombul diyebiliriz, değil mi? Hafiften tombul bir şekilde diyebiliriz. Ya da işte tembelsin yerine daha böyle yumuşak bir şekilde, değil mi, söylememiz öz saygı geliştirici dil oluyor. Zaten burada bir empati var mı? Yok arkadaşlar. Empati kursaydı nasıl bir cümle kurardı peki burada? Yani seni işte Furkan'ın beni bırakıp gitmesi çok ağrıma gidiyor. Aynı zamanda ona çok öfkeliyim. Nasıl bir empati kurardınız? Empati cümlesi. Değil mi? Furkan'ın seni gidip bırak gitmesine öfkelenmişsin. Öfkelendiğini hissediyorsun, değil mi? Ya da bu durumda ben olsam verdiğin tepkiyi verirdim. Yok Evrar. Empati olmaz o zaman. Empati öyle olmuyor. Yani şöyle,
Mesela Rabia'nın verdiği örnek gibi Furkan'ın seni bırakıp gitmesine öfkelenmişsin ya da Furkan'ın seni bırakıp gittiğine yani gitmesine öfkeli olduğunu hissediyorsun ya da öfkelendi ya da şöyle de olabilir öfkelendiğini hissediyorsun. Bu da aynı şekilde yani kısa bir empati cümlesi ama bu durumda ben olsam yine verdiğin tepkiyi verirdim demek yine aslında bir nevi sempati oluyor zaten o. Değil mi? Yine bak seni bırakıp gitmesine ben de çok sinirlendim diyor. O zaman sempati olur, empati olmaz. Değil mi? Duygusallık demiştik hatırlıyorsanız. Değil mi sempatiye? İşte tam mesaj. Burada tam mesaj yok arkadaşlar. İşte tam mesaj olması için tam olarak işte duygu düşüncesini işte aktarması var. Bununla ilgili yine sorular çözeriz zaten. Çiftli mesaj ne demek? İşte şöyle diyebilirdi. Seni bırakıp gitmesine çok sinirlendim. Aynı zamanda üzüldüm mesela değil mi? İki zıt duyguyu aynı anda söylemesi mesela bu da çiftli mesaj örneğine girer. Tamam mı? Yani senin verdiğin örnek yok kendi adına konuşman gerekmez Ebrar. Empati zaten şöyle. Empati işte düzeyleri vardı değil mi? Empati kaç tane düzeyi var bilen var mı? Bileniniz var mı arkadaşlar? Yani çok önemli değil aslında da hani düzeyini falan bilmek. Yani 5 düzey empati var. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci empati düzeyleri var. Yani bunlar dediğim gibi çok önemli değil de hani burada sınavda soru olarak gelmez bunlar. Ama Ebrar kendi adına konuşma gerekme durumu değil yani. Şöyle yani bu seni anladığını hissettirmen lazım. Zaten empatide amaç bu. Yani empatinin düzeyleri var. İşte birincisi en düşük, beşincisi en ilerisi. Şimdi hani söylediklerimiz farklı empati düzeylerine giriyor ama empati karşıdaki kişiye anlaşıldığını hissettirmen lazım. Değil mi? Öyle değil mi arkadaşlar? Ama sempatide ne var? İşte üzüldüm, ben de üzüldüm. İşte ben ona sinirlendim, öfkeliyim. Ben de ona sinirlendim, ben de ona öfkelendim. Bunun sempati oluyor. Yani duygudaşlık oluyor, empati değil. Yani karşıdaki kişiyi anlamaya yönelik değil. Değil mi? İşte öfkelendiğini düşünüyorsun, öfkelendiğini hissediyorsun gibi. Şimdi gelelim arkadaşlar, biraz daha farklı sorulara bakalım. Şu birinci soruya bakalım tekrardan. Güzel bir soru. Şuna bir bakalım arkadaşlar. Şuna da E diyelim. Evet. Anketi başlatalım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar buna. Şimdi bu tekniğin kullanılmasının amacı psikolojik danışmanın problemin aile yaşantısını nasıl etkilediğini ve ailenin bu problemin nedenini kontrol edebildiğinin ortaya çıkarılması için sorduğu sorulardır. Örneğin depresyon anneniz üzerinde etkisi arttığında aile yaşantınız bundan nasıl etkileniyor sorusu. Tamam mı? A. İstisnai soru. Çözüm odaklı. B. Kabus soru. Çözüm odaklı. C. Göreceli etki soruları öyküsel. D. Gibi davranma. Bireysel. E. de rol oynama. Akılcı duygusal. Hangisi arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar bakalım. %75 doğru cevap vermiş. Şimdi arkadaşlar istisnai soru biliyorsunuz çözüm odaklı. Yani istisna bir durum. Diyelim ki bu bir danışan problem yaşıyor. Ve bu problemi yaşamadığın zamanlarda mesela nasıl oluyor vesaire bu tarzda bir
soru soruluyor. Ama burada istisnai soru var mı? Böyle işte bu durumu yaşamadığın zaman nasıl bir etki yaşıyorsun tarzında bir soru var mı? Yok. Şimdi kabus soru yine aynı şekilde çözüm odaklı. Herhangi bir durum yok. Gibi davranmak, bireysel psikoloji ile ilgili rol oynama yine aynı şekilde yok. Şimdi göreceli etki soruları arkadaşlar öyküsel terapide kullanılıyor. Ve buradaki amaç da aile yaşantısından hani problemin nasıl etkilendiğini anlatmakta. Zaten diğerleri çeldiriciye düşmüş. İstisnai soru çeldirici. Bu şekilde arkadaşlar, tamam mı? Yani aile ile ilgili problemleri nedenle işte kontrol altında tutup tutmadığına yönelik oluyor. Tamam mı? Şimdi devam edelim. Sorulara başka bakalım. Altıncı soruya bakın arkadaşlar. Basit bir soru bu zaten. Freud'un bir kaos kaynayan duygular kazanı şımarık çocuk olarak tanımladığı haz odaklı çalışan. Bilinç dışı, bilinç, ego, süperego ve id. Gayet güzel. Bu da geçmiş zamanlarda gelen soru tiplerinden bir tanesi. Çarpıtılmış dinleme biz. Şimdi arkadaşlar bunda diyor ki bu dinleme türünde başkalarını tam anlamıyla yansız dinleme imkansızdır anlayışı vardır. Daha çok yanlılık, önyargısal durumlar nedeniyle. Cinsiyet, ırk, cinsel yönelim değildir. Hangisi çarpıtılmış dinleme türü? Şimdi arkadaşlar baktığımızda şöyle %50 doğru cevap vermiş. Cevap zaten burada A şıkkı. Şimdi biz psikolojik danışmanlar olarak bazen ırk, cinsiyet, milliyet, dinin aşağıdan kaynaklı şeyler yaşayabiliriz. İşte çarpıtılmış dinleme türleri yaşayabiliriz. Bundan kaynaklı baktığımız dinler. Cevap A şıkkı. Şimdi bir merkezi dinleme var. Şimdi biliyorlar biz bazen işte aldığımız eğitim sonucu işte bir takım psikolojik bilgilere sahip olduğumuzdan dolayı biliyorsunuz ister istemez işte tanılama eğilimine falan gidebiliriz. Bundan dolayı bu zaten bilgi merkezli dinleme. Ardından stereotipe dayalı dinleme de işte zaten stereotip ne demek? Kalıplara dayalı dinleme var aynı şekilde. Burada bir takım işte yargılar, kalıplara dayalı olarak dinleme var. İşte dendirerek dinleme. Mesela karşımızdaki işte danışan bize bir şey anlatıyor. Biz sürekli değerlendirme içerisine giriyoruz bu söylediklerini. Bu da aynı şekilde değerlendirerek dinleme değil zaten. Sempatik dinleme zaten az önce sempatik konusunu konuştuk değil mi? İşte sürekli işte duygudaşlık tarzında değil mi? Bir dinleme yöntemi. Bu da değil arkadaşlar. Fitrelenmiş dinleme dediğinde ne geliyor aklımıza? Cinsiyet, ırk, cinsel yönelim, dini inançlar, işte kültür gibi değil mi? Nedenlerden dolayı bireyi sınıflandırma eğiliminde olmak. Tamam mı? Yine ÖSYM'nin geçmiş yıllarda sorduğu soru tiplerinden bir tanesiydi bu. Yani yine gelebilir mi? Gelebilir. 9'a bakın arkadaşlar.
Ne demiş? İnsanlar dünyaya prens ve prensesler olarak gelirler. Ancak daha sonra kurbağaya dönüşürler. Tedavinin amacı insanların yeniden prens ve prenses olmalarına yardımcı olmaktır şeklinde açıklayan iletişim, gelişim, kişilik, psikopatoloji ve terapi alanları ile ilgili bilgileri içeren ve insanı olumlu olarak ele alan psikolojik danışma kuramı aşağıdakilerden hangisidir? Birey merkezli, bireysel psikoloji, transaksiyonel analiz, gerçeklik ve çözüm odaklı. Hangisi arkadaşlar? You are currently the only person in this conference. Sesim geliyor mu arkadaşlar şu an? Dün anlamadığım bir şekilde internet bağlantısında bir sorun var. Ekranı görebiliyor musunuz? Yok, şey değil, Wi-Fi, şey değil, Wi-Fi değil de şey, mobil veriye bağlanıyorum. You are currently the only person in this conference. Aynı şekilde evet bende de bir ekran problemi yaşandı yani anlamadım bir şekilde. Şu an düzelmiyor hatta. Ne yapabiliriz? Bir bakalım. Size görünüyor mu? Diğer arkadaşlar da var mı? Olmadı. En son öyle yapacağım. Çünkü ekran gelmiyor bana. Ekran gelmediği sürece de bir şey yapamam ben. Evet, sizde açık görünüyor da bende açık değil işte. Tamam, şöyle yapalım arkadaşlar hemen. Bu dersi sonlandıralım. Düzelecek gibi değil. Birkaç defa yeniledim de. Bu dersi sonlandıralım. Bir ders daha açalım. Hemen kaydı durdurayım.